Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önceki videoda da söylediğim gibi bugün muhabbet kuşu alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim size. İlk kez alıyorsanız hani bunlar aklınızda bulunsun. Şimdi varsayalım bu pet shop kafesi olsun, tamam mı? İçinde de hadi atıyorum iki tane kuş olmuş olsun. Hani daha çok kuş toplayabilirdim de şimdi onların rahatını bozmak istemedim. Şimdi siz olsanız ikisi de boyutuna bakmayın, rengine bakmayın, zevki olarak hani düşünmeyin. Hani birinin zaten jumbo olduğunu biliyorsunuzdur şunun. Şunun da çekoslovak olduğunu biliyorsunuzdur. Hani o fiyat olarak da bakmayın. Hani şimdi ikisini aynı ırktan bir kuş varsayalım. Hangisini almamız gerektiğinden bahsedeceğim. Kafesin içine öncelikle elimi sokuyorum bakın. Buraya yaklaştırdığım an arkadaşlar bu kuş kaçıyor. Ama bakın öteki de kaçıyor ama öteki ona göre çok çok daha uysal bakın. Hani uğraşsam yakalayabilirim yani, öyle söyleyeyim. Öncelikle kafesin içine elini soktuğunuzda kuşun kaçmaması lazım arkadaşlar. Eğitecekseniz. Ki yavru kuşlar genelde kaçmaz. Hani ısırabilir. Isırmamasına da tavsiye ediyorum. Hani böyle bir elinize alın. Eğer o kuş çok ısırıyorsa zor eğitilir. Ama hani ısırmıyorsa gayet güzel bir eğitim kuşu olur arkadaşlar. Sonraki bir diğer kriterimiz de tüyleri parlak renkte olsun. Ayaklarına bakın mesela. Daha önceki mantar videolarıma falan bakın. Mantarın nasıl bir şey olduğunu anlayabilirsiniz o videolardan. Ayaklarına bakın. Ayaklarında gaga çevresinde mantar var mı? Kuş eğer kafasını nasıl desem. Bu kuşu kafası olsun. Şurası da gövdesi olsun. Şöyle büzüp yatıyorsa eğer. Hani kafasını şöyle arkaya doğru çevirip yatıyorsa o kuştan uzak durun arkadaşlar. Onun bir hastalığı vardır illaki. Tüy yapısına bakın arkadaşlar. Tüy yapısı sağlıklı mı? Hareketleri normal mi? Diğer kuşlarla ilişkileri nasıl? İnsanlarla ilişkileri nasıl? Bunları gözlemleyin. Bir diğer kriterde yeme düşmüş mü? Bundan emin olun. Hani yem yediğini bir gözünüzle bir görün. Hani hasta kuş da yem yemeyebilir. Belki yavrudur. Çok yavrudur. Yeme düşmemiş olabilir. Ve alacaksanız yavru nasıl olur anlamıyorsanız eğer. Önce bir boyutuna bakın derim. Boyutu da kurtarmıyorsa. Hani kafanızda idrak edemediniz. Mesela jumbo alacaksınız. Şu kuşlar aşağı yukarı aynı yaşlarda. Boyuttur ama siz anlamıyorsanız. Yavru istiyorsanız gagasının siyah olması gerekiyor. Bakın size follukta yavruları göstereyim şimdi. Arkadaşlar bakın. Bir dakika, bunları da ürkütmemek lazım şimdi. Bunlar ne yapıyor ya? Atlayan atlayana. Şöyle koyduk bakın. Büyük bir yavru. Bu daha yeme düşmedi tabi. Gagasına bakın. Siyah. Onun kardeşlerini de alalım. Ben bu arada size de yavruları göstermiş oldum arkadaşlar. Merak edenler oluyordu çünkü. Bu sefer de 7 tane yavrumuz var. Bir bu albino. Kırmızı göz. Bakın mesela bu kuş ısırıyor. Daha ısıramıyor da. Hani almaya giderseniz aklınıza bulunsun. Bunlar bu kadar küçük almazsınız zaten. Bunlar daha yeme düşmedi. Ki bu kadar tüysüz falan da satılmaz yani. O kadar da dolandırıcı olacaklarını zannetmiyorum. Böyle yavrularımızda. 7 tane yavru var. Gene birinde çarpık bacak var en küçük yavruda. Ona da daha önceki videolarda görebileceğiniz kelepçe şeyini uyguladık. Arkadaşlar bunlar da yeme düşsün, bunları da sahiplendireceğim. Instagram'dan falan ulaşabilirsiniz sahiplenmek isteyen. Ankara'da kargo ile gönderim yapmıyorum. Ankara'da sahiplenmek isteyen arkadaş olursa ona da vereceğim. Bakın yavruların gagası, şöyle odaklayalım bir dakika, odaklayamadım ya. Gördüğünüz gibi siyah arkadaşlar. Böyle almanızı tavsiye ederim size. Yavru istiyorsanız. Onun dışında
Hani güvenilir bir pet shop'tan alın. Gereği hatta üreticiden alırsanız çok çok daha iyi olur. Çünkü annesinin babasını biliyorsunuz. Üreticiler bir de pet shop'lar mesela şimdi orada 200-300 tane kuşla uğraşıyor. Hani adam başka hayvanlar da satıyor. Başka şeyler de satıyor. Pet shop'lar açıkçası biraz dolandırıcı olabiliyor arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurun alırken. Ama üreticilerde böyle bir sıkıntı yaşamayacağınıza eminim. Çünkü hani gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Hiçbir masraftan kaçmıyor arkadaşlar üreticiler, hobiciler. Öyle söyleyeyim. El besleme mamalarına kadar. Hani pet shop zaten ölü fiyata alıyor kuşları. Hani minimum 35-40 liradan alıyor kuşları. Ama iki katı fiyata satıyor. Çok adil olmuyor açıkçası. Ona niye öyle satıyor derseniz toplu aldığı için. Benden de şimdi bir seferde 50 tane kuşum olsa hepsini tek tek satmak yerine ucuza satarım. Toplu satarım. Pet shop'tan almamanızı tekrar tavsiye ederim ama gene de tüm pet shopçulara da buradan haksızlık etmeyelim. Benim de tanıdığım çok iyi pet shopçular var. Onların da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Kendileriyle de görüştüm. Dediğim gibi ama hani karşınızda muhatap bulabileceğiniz birinden almanız her zaman daha iyidir. Ki benden daha önce kuş alan arkadaşlar var. Belki videonun altına da yorum yazarlar. Hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Hani yem yemeyen kuş oldu böyle birkaç gün. İşte aspur vermesini falan söyledim. İşte öyle iletişim halindeyiz sürekli. O şekilde arkadaşlar. Mutlaka kuş alırken bu dediklerimi göz önünde bulundurun. Mesela bakın hayalet. Bakın yani ne kadar asil bir hayvan. Kıpır kıpır, gürültülü, başımızın belası ama sapasağlam. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi hayvan gibi de oldu. İşte bir yavrulamıyor işte o yüzden papaz oluyoruz Hayret Bey'le. Şu anda bizi kesiyor göz ucuyla. Bu şekilde ben de onu yavruyken pet shop'tan almıştım. Öyle arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.